kadar zor? Niye üzülen hep ben oluyorum? Neden yani? Oysa bir gün önce ne kadar da mutluydum. Senin değer verdiğin bir ilişki, bir sevgili. En önemlisi de evlenebilme ihtimalim var. Her şey sevgilim olacak o pisliğe. Ona neden böyle hitap ettiğimi anlayacaksınız. Sürpriz doğum günü partisi hazırlamamla başladı. Burası birlikte yaşadığımız ev. Hı, bu saftirik de ben. Kendi evime hırsız gibi giriyorum. Çünkü Soner beni hala annemlerin yanında Bursa'da zannediyor. Güya annem hasta ve ben onunla kalmak zorundayım. Ne o? Sürpriz yapacağım. Şu halime bakın ya. Olacaklardan habersiz, nasıl mutlu, nasıl heyecanlıyım. Harbi safım ben. Şu hazırlıklara bütün maaşımı yatırdım resmen. Pastası, süsü, püsü, hepsi beyefendinin sevdiği çeşit. Ne o? Onu mutlu edeceğim. Asıl bomba arkadaşlarımızı da çağırma. Mutluluğumuza şahit olsunlarmış. Olacaklar. Cansu kuzenim. Deniz çocukluk arkadaşım. Cansu'nun sevgilisi Levent. Diğerleri Soner'in arkadaşları. Onları bir daha görmeyeceğiniz için tanıtmama gerek yok. Şu an Soner'le konuşuyorum. Çok akıllıyım ya. Acil evden bir şeye bakmasını istedim. Geliyor mu diye teyit ediyorum. Bek gelmek üzere. Ezgi? Evet. Gördüğünüz gibi asıl sürprizi o bana yaptı. Ve ben böylelikle yalnız, mutsuz, bol gözyaşlı günlerime geri döndüm. Özür dileyip yalvaracağı yerde bir de beni terk etti. Neymiş efendim, ilişkimiz heyecanını kaybetmiş de bana anlatmaya çalışmış da yok ben anlamamışım da. Düşündükçe deli oluyorum, hala inanamıyorum. Ay ben de 3 aydır bu halde olduğuna ve hala aynı cümleleri kurduğuna inanamıyorum. Ya kafayı yedin resmen. Deniz. Ne? Ay yalan mı Cansu? Ya saplantı haline getirdin Soner'i ya. Ya sadece Soner olsa iyi. Bir tek Soner mi? Bu kaçıncı hayal kırıklığı? Nerede hata yapıyorum ben? Hayatım, biz sana daha önce de söyledik bunu. Seçimlerinde. Kesinlikle. Birlikte olduğun erkekleri bir düşün. İlki Koray'dı. O anda sürpriz yapmaya çalışıyordun hatırlarsan. Teşekkür ederim. Ya buradan sinemaya mı gitsek ha? Ay yok ben gelemem. Buraya sürpriz yapmaya gideceğim. Hem ödevini yaptım onu bırakırım. Hem de hastaya çorba falan yaparım yazık. Şşş kızım. Sen harbi salaksın ha. Kullanıyor mu çocuk seni? Hasta falan olduğu da yalan bence. Ay yok artık ya saçmalamayın. Burcu. Kim geldi aşkım? O salak yüzünden neredeyse mezun olamıyordun. Nasıl da dağıtmıştı seni? Onu asıl dağıtan Uğur'du. Biraz bir daha yavaş tamam. Gel. Tamam. Genç dağıldın. Şahane. Aa. Soldan yandırdın. Aa. Devam. Aa, bizi mi dur dediler? İlk çevirmem olacak. Çok heyecanlıyım. İlk hayvanla ilk çevirme. Buyurun memur bey. Aracınızın çalıntı olduğuna dair bir ihbar aldık. Olur mu öyle şey memur bey? Bu arabayı bana erkek arkadaşım... Erkek arkadaşım almıştı. Onun yüzünden neredeyse hapse giriyordun. Ay yine de Sinan'la yarışamaz ama. Ben krediyi her ay düzenli olarak ödeyeceğim. Sen sakın merak etme aşkım benim. Aa, aşk olsun.
Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. İcra dairesinden geliyoruz. Bankadan çektiğiniz krediyi ödememişsiniz. Nefsiz. İnsan bari bir taksidini öderdi be. Kızım sen o kadarıyla yırttığına şükret ya. Ya. Tamam. Yeter vallahi şiştim. Çok üstüme geldiniz. Böyle düşün düşün deli olacağım. Beş para etmez adamları böyle tepene çıkartmaya devam edersen yakında gerçekten delireceksin, haberin olsun. Kızım senin bu boş adamları harcayacak vaktin mi var ya? Ya iyi de ben mi istiyorum bunu? Kızım sen istemiyorsun da sen seçiyorsun. Yani resmen üstüne yok. Nerede olmayacak yanlış adam var gidip onu buluyorsun. Hı? Yani resmen yanlış erkek paratonerisin. Tamam. Tamam ya zaten konuşmaya gerek yok. Bu saatten sonra erkekmiş, ilişkiymiş, aşkmış bitti. Geçmiş olsun. Bir düzüne kedi falan alır rahat ederim. Köpek de olabilir. Saçmalamayın. Sana ilişki yaşama diyen yok. Sadece bundan sonra yapman gereken şey doğru erkeği hedefleyip yanlış erkeklerden uzak durmak. Bu kadar basit. Yani illa bir ilişkin olacaksa da en azından kendine bir söz ver. Asla ama asla bir daha yanlış erkeklerle flört etmeyeceksin. Asla ama asla bir daha yanlış erkeklerle flört etmeyeceğim. Söz veriyorum. Hatta söz yetmez, yemin ediyorum. Hadi bakalım.
Günaydın aşkım. Günaydın Şeyda. Ma. Şeyma. Tam olarak ne sevdiğini bilmediğimden ben de farklı farklı şeyler hazırladım. Menemen, omlet, krep, simit ve peynir de aldım. Bu zorunda hiçbir şey yoktu. Ben de o yüzden dışarıdan sipariş verdim. Ama merak etme. Bundan sonra evin alışverişlerini ben yaparım. Bu arada sabahları çay mı içersin, kahve mi içersin bilmediğim için ikisini birden hazırladım. Şöyle bir durum var. Ben pek sabah insanı değilim. Sabahları genel olarak kahvaltı yapmam. Yani çok sabah böyle konuşulmasından da pek az ekmem. Çok nemrutum, sevimsizim yani sabahları. Tabii sen nereden bileceksin bunları? Daha dün gece tanıştık. Benim çok acil hazırlanıp çıkmam gerekiyor ya. Tamam canım. Ben de o zaman birazcık ortalığı toplarım. Köpekle takılırız. Evet. Ya da akşam içinde bir şeyler hazırlarım. Ya da akşam yemeği dışarıda mı yesek? Ha. Pelerin çok güzel bu arada. Bunları bırakmışsın, unutma. Benim uçağım var. Bir şehir dışına çıkacağım. Nasıl yapsak ya? Bir yandan da hazırlanalım. Çünkü senin burada kalman çok anlamsız olur. Burada olmayacağım için. Dönünce ararım ben seni. Telefon numaramı almadın ama. Almadım değil mi? Olsun, bulurum ben seni, merak etme. Görüşürüz. Ne konuştuk biz seninle? Ne konuştuk? Hırlayacaktım bunları. Böyle sempatik hareketler yapmayacaksın. Göndereceksin. Gel gömelim şunları, gel. Çek bir sandalyeye. Tesla. Atla. Pislik. Bir de bizim parkımıza götürmüş. Efendim anneciğim. Ezgi. Tatlım, uyuyor musun sen hala? Yok anne, daha neler. Ne uyuması? Aa, kızım bu ne hal böyle? Bana bak. Sakın bana o bağırsak solucanı düşünüyorum deme hala. 3 ay oldu Ezgi. 3 ay. Sen bir kadın için 3 ay ne kadar uzun bir zaman biliyor musun? Hele senin yaşında bir kadın için. Oho. Ben senin yaşındayken sen çoktan ilkokula gidiyordun kızım. Anne, devir değişti. Devir değişti. Devir değişti de kadın fizyolojisi değişmedi hayatım. Ay, sen ne zaman evleneceksin de ne zaman çocuk doğuracaksın da vallahi bu gidişle anne olamayacaksın bak. Bak, ben haftaya geleyim, hemen gidelim senin yumurtalıklarını donduralım, tamam mı kızım? Of anne ya, tamam. Anne bak, hadi işe geç kaldım, kapatıyorum. Tamam. Ezgi'cim. Dışarı çıkıyorsan mutlaka şemsiyeyi al yanına. Heh. Meteoroloji söyledi. İstanbul'da yağmur yağacakmış. Alırım Minal abicim, teşekkür ederim. Hadi Ezgi uç, hadi. Görüşürüz, hadi bay bay. Of. Ay inan, şu güzelliğe bak ya. Ne yapıyorsun, bitirdin mi? Ha? Ne güzel boyalar yapıyorsun sen, bakayım böyle. Annem, yengemin 3. torun olması seni neden bu kadar giriyor? Benim hiç torunum olmadığı için olabilir mi yavrum? Benim bu mutluluğu tatmaya hakkım yok mu çocuğum? Ha benim güzel oğlum. Neyse ki Ebru evleniyor anneciğim. Tembihlersin, çabuk tutar elini. Oğlum, o da ayrı bir kabus yavrum. Senden kaç yaş küçük kız kardeşin evleniyor? Sen daha beni bir tanecik bile kız arkadaşınla tanıştırmadın. Senin evlenmeye, yuva kurmaya, baba olmaya niyetin yok mu çocuğum? Anneciğim, sabah bu ne markaj, bu ne pires ya? Formundasın yine. Allah'tan yengenin 3. torunun da kızı oldu. Bir de erkek olsaydı var ya, havasından yanına yaklaşılmazdı. Çok heveslenmişti, çok. Torunu erkek olacaktı da bizim soyadımızı devam ettirecekti. Ha biliyorsun değil mi yavrum? Bak, Atasoy soyadımız çocuğum, bu sülaleye bir tane erkek torun gelmezse bitecek yavrum. Ay, ama benim çocuğumun... Çocuğu kesin erkek olur değil mi yavrum? Annem, şu an öyle bir telaşım var ki gerçekten bir koşuşturma içerisindeyim. Çok işim var. Kapatsak sonra konuşsak olur mu? Tamam çocuğum, tamam. Hadi iyi işler sana. Çok öpüyorum yavrum. Hoşça kal. Ne yapacağım ben bunu? Kapattı. Kapattı. Mistik yolculuğumuza
Derin nefesler alarak başlıyoruz. Burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Derin nefesler alıp tertemiz havayı hissediyoruz. Ben değerliyim. Ben önemliyim. Yanlış seçimler yapmış olabilirim. Kendimi affediyorum. Hayatım çok güzel. Çok şanslıyım. Nerede bu araba ya? İyi günler Haydar Bey. İyi günler Eda abim. İyi sporlar. Haydar Haydar, günaydın. Oğlum benim arabayı gördün mü ya? Bayağı yok ortalıkta. Günaydın Özgür Bey. Siz sabah 1971 maviyle çıktınız. Ertesi sabahın ilk ışıklarında yani yaklaşık 22 saat sonra taksiyle geri döndünüz. Deme ya. Murg, emin misin? Pozitif Özgür Bey. Hatta yanınızda bir 73 boylarında, 52 kilo civarında... Deri etekli böyle artık şey bluzlu böyle gold yaprak küpeli. Yeterli, ikna oldum. Oğlum ben bu ara herhalde B12 magnezyum falan çok ihmal ediyorum. Garip garip unutkanlıklarım başladı. O arada ne oldu mesela? Hiç yok bende. Yani kim bilir neler neler oldu Özgür Bey. Ya vallahi. Ya hatunlar görüyoruz sayenizde ya. İdolümsünüz bana. Eyvallah, eyvallah. Hadi o zaman iş bitiriciliğini konuştur, bana bir taksi bulsun. Hemen, hemen Özgür Bey. Ya durakta taksi kalmamış da ben yoldan çevireyim istersen. Boş ver, vazgeçtim, lanet olsun ya. Yürüyeyim zaten, açılır. Bana şey ver ya yalnız, çay. O karton bardakları var ya, termosundan koy. Yolluk olsun bana, eşlik etsin. Mini sandviçlerden vardı, yok mu? Onu yedim Özgür Bey ya. Gömdün mü? Vallahi. Yaparım yine, yarın getiririm size. Bekliyorum oturmaya. Tamam, arabayı çarptım. İşe geç kaldım ama stres yok. Hava güzel, hayat güzel. İyi ki şemsiye alıp salak durumuna düşmedim. Yalnız önce ben durdurdum. Vallahi benim için sakıncası yok. Benim için var. İner misiniz lütfen? Rahatsız olan sen olduğuna göre istersen inebilirsin. Ne münasebet? Önce ben durdurduğuma göre inmesi gereken sizsiniz. Değil mi taksici bey? Vallahi şimdi dediğim, yani ikinizi aynı anda gördüm. Bu havada taksi bulmak da zor. Bence aranızda halledin. Şimdi nereye gidiyoruz? Nişantaşı. Bir hava bekliyorduk. Yağmurla karşı karşıyayız. Ani, şaşırtıcı, beklenmedik. Tıpkı aşk gibi. Evet, anlayacağınız üzere bugünkü konumuz aşk. Sizce aşk diye bir şey var mı? Geçen gün bir yazı okudum. Aşk sandığınız şeyi hissetmemizi sağlayan, vücudumuzda seviyesi yükselen hormonlarmış. Olabilir mi? Hep benim dediğimi diyor bu. Hadi ya. Biz de aşığız diye ölüp bitiyoruz yani. Geç abicim, boşuna boşuna. Abi sen bu aşk beş işlerini çözmüş gibisin. Ben mesela bu yaşıma geldim. Kadınlar nasıl mutlu olur? Hala anlayamadım. Onu kim anlamış ki zaten?
İstediklerini yaptığın sürece bizden iyisi yok. Anca bizi kullansınlar. Hesabı öde, faturaları öde. Hediye al, çiçek al, onu taşı, bunu tamir et. Oo. Ama bence sen de çözmüşsün bir şeyleri, öyle boş değilsin yani. Hadi ya, kim kimi kullanıyor acaba? Ayağınızdan çıkardığınız çorabı kirli sepetine atmaktan, klozetin kapağını kapatmaktan acizsiniz be. Siz çalışıyorsunuz da biz çalışmıyoruz sanki. Bir de üstüne evde temizlik, yemek, çamaşır, bulaşık. Bir de çocuk varsa oo. Hamilelikten ve doğumdan bahsetmiyorum bile. Parmağınız ucu kesilse bir yaklarsınız. Kadınlar yerine erkekler doğursaydı insan nesli tükenirdi. Evli misin? Hayır. Bekar kalmana şaşmamak gerek. Anlamadım. Tahmin edeyim, bence sen yakın zaman önce sevgilinden ayrıldın. Çünkü seninle evlenmedi. Hatta seni aldatmış olması falan çok muhtemel. Yanılıyor muyum? Bu sinirinde o yüzden bence. Yanılmıyorum değil mi? Sana tavsiyem böyle yalnızlığını gidermek için kedi falan al. Sinirlerine iyi gelir, yatıştırır yani. Yalnız falan değilim ben. Tabii tabii. Geldim ben. Burada ineyim. Bırak ya, öderim ben. Eksik kalsın. Onun da lafını yaparsınız. Pislik. Allah'ın cezası. Sersin. Bundan sonra benim için tek önemli şey kariyerim. Terfi alıp koordinatör olmam an meselesi. Tek odam bu olsun kızım. Hadi göreyim seni Ezgi. Bir daha görme ihtimalin olmayan biri için sinir olmaya değer mi Ezgi? Değmez. Ne oluyor burada? Neyi kutluyoruz? Aa koordinatörlüğe terfi ettim de onu kutluyoruz canım. Bravo Şebnem. Nasıl? Peki Şebnem? Yani sen işe gireli daha 6 ay bile olmadı ya. Demek ki çok başarılıyım. Bu ne demek oluyor Fahri Bey? Koordinatörlük benim hakkımda. Son 3 aydır performansın çok düşük Ezgi. Geçen hafta da 2 müşteri kaybettin. Bir süreçten geçiyorum Fahri Bey. Ben size bunun açıklamasını yaptım. Tamam anlattın da bugün de şirket aracını çarpmışsın. Bizim işimiz dikkat ve özen istiyor biliyorsun. Fahri Bey ben bu işi 7 yıldır yapıyorum. İşimin gerekliliklerini gayet iyi biliyorum. Size tonla para ve müşteri kazandırdım. Beni son 3 ayımla yargılayamazsınız. Bu kararınızdan vazgeçin. Yoksa işi bırakmak zorunda kalacağım. Konuşuyoruz Numan abi. Akşam Kaan Bey'leri de söylüyorsun. Bütün hazırlıkları tamamlıyor, tamam? Hadi bakalım. Ne haber Gizem? Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Ne yaptın ya? Değişik bir şeyler yapmışsın sanki sen yüzüne böyle. Saç mı, makyaj mı? Ayrı bir güzel göründü gözüme. Yani her zamanki halim ama tabii. Ha akşam 2 grubumuz var, 40'ar kişilik. Açık salonu aldım. 3 masam boşta kalıyor ama oraları da doldurmayalım diyorum. Nasıl istersen. Oldu. O zaman ben hazırlatıyorum masaları. Var mı başka bir şey? Yok. Gidiyorum ben. Gidelim. Okay. Beyler, kuru kuru oluyor mu? Çay kahve falan söyleyeyim. Hı? Ne yapıyorduk? Çalışıyorduk. Arı oluyorduk. Vız, 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 tempo. Başları böyle olursa normal tabii. Tuğrul Bey. Buyurun Gizem Hanım. Siz buyurun Tuğrul Bey. Çalışmaya buyurun, değil mi? Akşam ne vardı? Burada bir organizasyon vardı. Hadi bakalım. Lakayitlik istemiyorum burada. Kolay gelsin herkese. Vay Brutello'ma bak benim be. Yine döktürmüş, yine harikalar yaratmış. Hoş neler geldin. Neler yapmış. Hoş bulduk. Gömüyorum ben bunu hemen. Gömüyorum tabii. Hmm. Müthiş. Çok iyi. Ne bu? Bu avokado püreli somon. Diğeri de kremalı karides. Onu makarnaya da ekleyeceğim. Ekleyeceksen ben bunu da deniyorum hemen. Ya tabii dene. Nasıl? Çok başarılı. Çok sevdim. Harika. Zahat. Yalnız bir şey diyeceğim. Böyle bir tık inceden yani çok değil asla.
muskat mı rendelesen? Ha. Yakışır bence çünkü. Deneyelim. Aroma verir. Ne bileyim faydalı falan. Hava katar. Hı? Bir de öyle bir deneyelim. Nasıl? Çok daha iyi. Değil mi? Çalışır. Kesinlikle çok daha iyi. Aynen. Şef sensin, asla işine karışmak gibi algılama. Nacizane bence hani güzel olur yani. Yo yo, ikisini de ekliyorum direkt menüye. Yoldayım. Ulan o bugün de harbiden değil mi ya? Ne o dostum? Abi şey ya, bir dergiyle benim röportajım vardı, sözüm vardı yani. Ha. O işte tamamen aklımdan çıkmış. Ya aramızda kalsın, derginin sahibi hoş bir ablaydı, ben böyle kıramadım yani. En az bir 7 puanı vardı diyorsun. Var, 7.2. Küsuratı falan da var yani. Burada yaparız dedik çekimi, fotoğrafları falan filan. Uygun bence. Ha? Süper. Manşet gözümün önüne geldi bile. Ünlü işletmeci, gece hayatının kalbini elinde tutan Gözde Bekar Özgür Atasoy... ...sonunda hakkında merak edilenleri cevapladı. Aynen, her şey değil tabii. Her şey söylenmez çünkü. Ben bir üstümü değiştireyim, yağmur falan ıslandım. Tamam, tamam. Soner. Soner arıyor. Ben zaten sana en fazla 3 ay vermiştim. Ne oldu? Yapamadın değil mi bensiz? Yapamazsın. Seni sürüm sürüm süründürmeyen Ezgi de var ya. Allah'ım ne kadar büyüksün. Bir yerden alıyorsun, bir yerden veriyorsun. Çok şükür. Kapattı. Neyse. İyi oldu hemen açmadı. Beklesin pislik. Ne diyecekti acaba? Bir daha aramazsa... Ne olacak yani? Beklesem ne değişecek? Efendim Soner? Hah, Ezgi müsait misin? Vallahi boş vaktim var mı diye önce bir bakmam lazım. Ayrıca boş vaktim olsa ne olur ki Soner? Seninle görüşmem mümkün değil. Yani aramızda geçen onca şeyden sonra seni affedemem. Müsait misin derken görüşmek için değil, telefonla konuşmak için sordum. Evet, dinliyorum. Biliyorsun. Aylardır ben arkadaşlarımda kalıyorum. Yani kendime uygun bir evde bulamadım. Yeter. Birlikte oturduğumuz evin kontratı benim üzerimeydi hatırlarsan. Yani ev yasal olarak bana ait. Ne? Bir dakika, bir dakika anlamadım ben. Sen bana evi boşalt mı demek istiyorsun? Evet, mümkünse bir an önce. Bak Soner, evin kontratı senin üzerine olabilir. Ama farkındaysan bütün o depozitoları, bütün masraflarını ben ödedim. Hatırlatırım sana. Ezgi, seninle tartışmak istemiyorum. Lütfen bir an önce boşalt. Soner, hiç mi utanman yok ya? Sen bana bunu nasıl yaparsın? Yazıklar olsun Soner. Allah'ından bul inşallah. Pislik. Ne oldu bana? Ezgi Hanım, şu anda hastanedesiniz. Ufak bir kaza geçirdiniz. Hatırlıyorum. Öküzüm bir arabayla çarpmıştı. Ezgi Hanım, bir anda önüme atladınız. Ezgi. Ay siz de mi çağırdılar? Canım iyi misin? İyiyim. İyiyim. Ah kıyamam. Serdar Bey. Cansu Hanım, merhaba. Merhaba. Ne oldu öyle? Haber verdiler bana. Hemen geldim. Arayan bendim. Bu arada ben Doktor Serdar Öztürk. Avukat Deniz Koparan. Memnun oldum. Arkadaşınız bir anda önüme atlayınca anca durabildim. Ay inanmıyorum. Bir dakika, bir dakika. Siz onu arabayla mı çarptınız? Sen iyi misin? Hafif bir dokuma desek daha doğru olur. Ama endişeleneceğiniz bir durum yok. Bütün kontrolleri yapıldı. Durum da gayet iyi. Ah çok şükür. Ben sonuçları görmek isterim yalnız. Elbette görebilirsiniz ama ben de doktor olduğum için bütün kontrolleri son derece özenle yapıldı. Bundan emin olabilirsiniz. Mutlaka öyledir Serdar Bey. Bunu söylemenize bile gerek yok.
Polis gelip ifadelerinizi aldı herhalde, değil mi Ezgi? Yok canım, ne ifadesi? Buna gerçekten gerek var mı? Var elbette. Ortada bir yaralama var. Polise haber vermemiz lazım. Ufak bir kaza desek daha doğru. Bence büyütecek bir durum yok. Bence de büyütmeye hiç gerek yok. Serdar Bey bizim hastanemizin değerli hekimlerinden. Yıllardır zaten birlikte çalışıyoruz. Zaten Ezgi de iyiyim dediğine göre onu ifadeyle falan uğraştırmayalım, değil mi Deniz'ciğim? Evet. Gerçekten hiç gerek yok. Zaten ben yola fırladım. Ama illa polise gerek duyarsanız da ifade veririm tabii ki. Ben sizi baş başa bırakayım, aranızda konuşun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Serdar Bey. Bence kesinlikle polise haber vermeniz ve şikayetçi olmalısın Ezgi. Saçmalama Deniz. Ezgi'yi duymadın galiba. Ben hatalıyım dedi. Cansucuğum, sen onun dediğine ne bakıyorsun acaba? Yani o aldatıldığında bile hatayı kendinde bulan biri. Aynı şey mi yani? Ayrıca Doktor Serdar Öztürk'ten bahsediyoruz. Hastanemizin yakışıklı, zengin, bekar doktorundan. Evet, şimdi anlaşıldı. Yani şu durumda bile bunları düşünebiliyorsun ya, hiçbir şey demiyorum Cansucuğum. Ay ne var yani? Romantik komedi filmlerindeki gibi tanışmışlar. Buradan muhteşem bir aşk çıkar bence. Anca filmlerde. Ay hemen negatif ol, hemen. Daha gerçekçi desek mesela. Değil miyiz? Hey! Aa! Ben ilgilensenize ya. Araba çarptı bana. Canım, sana araba değil, hayatının fırsatı çarptı. Bak hala fırsat diyor ya, hala fırsat diyor. Fırsat, bak. Aa, acı orası. Tamam, sakin. Çok yakışıklı adam. Sana onu alacağım. Sus. Bu içecekler çok tuttu, bunları geliştiriyoruz. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba, Özgür Bey'le görüşecektim. Kim diyelim? Yeşim. Bir röportajımız vardı. Peki. Özgür Bey, Yeşim Hanım geldi röportaj için. Buyurun, sizi bekliyor. Teşekkürler. Soldan buyurun. Özgür Bey. Özgür de lütfen, hoş geldin Yeşim. Hoş bulduk Özgür. Ne ikram edeyim, ne içersin? Sade kahve alırım. Derler. Başlayalım mı hemen? Hazırım. Sorularını terletmezsin umarım. Birazcık zorlayabilirim. Hadi bakalım. Öncelikle bu sektöre girmeye nasıl karar verdin? Seviyorum gece hayatını. Baktım geceleri eve girmiyorum, bari işe çevireyim dedim. İyi fikir. Ben İstanbul'a üniversite için geldim. Okurken bir yandan çalıştım, barmenlik yaptım. Sonrasında çalıştığım mekana ortak oldum. Arkası geldi, bir yenisini açtım. Derken sektöre girmiş oldum zaten. Teşekkürler. Okurken çalıştığını söyledim. Evet, yani aileme yük olmak istemedim. Babam çok çalışkan ve üretken bir iş insanıydı. Bana tek bir şey yükledi. Sakın durma, hayat büyük bir yarış. Durursan kaybedersin. Ben de o yüzden hiç durmam. Çalışırım, üretirim. Eğlenirken bile çalışıyorum, öyle düşün. Peki ya özel hayat? Sakın özel hayata ayıracak vaktim yok deme. İnanma. Demem tabii ki de, var. Kız arkadaşın? Özel birisi yok. Peki ya evlilik hakkındaki düşüncen? Yani annemle babamın çok mutlu bir evliliği vardı. Ben çok mutlu bir yuvada büyüdüm. Yani saygım sonsuz ama bana şimdilik uzak. Pekala, soruları ara verip biraz fotoğraf çekelim mi? Patron sensin. Nasıl yapalım, burası iyi mi? İyi, şu ortada durabilirsin. Vakit ayırdığın, sorularıma samimiyetle cevap verdiğin için teşekkür ederim. Benim için zevkti. Baskıdan önce görmek ister misin? Seni mi? Kesinlikle. Ben gidiyorum. Okey. Görüşürüz. Bay bay.
İyiciğim, biraz daha bekleseydin, dinlenseydin. İyiyim canım benim. Hem çıkabilirsin dediler. Acelen ne? Olsun, iyiyim. Yani evet, biraz daha bekleseydik. İyi olduğuna emin olalım. İyiyim, iyiyim. Gerçekten. Evet, emin olsaydık. Ayrıca Serdar Bey'e de bir hoşça kal dersin. Ha? Doğuma girmiş, çıkar birazdan. İlgilendiği için de teşekkür edelim istersen. Saçmalama Cansu, değil mi? Ay evet Cansu, saçmalama. Asıl şikayetçi olmadığım için o bana teşekkür etsin. Kesinlikle. Anlatamadım galiba. Adam ülkenin sayılı kadın doğumcularından. 32 yaşında, bekar, Oğlak Burcu. Annesi ressam, babası beyin cerrahı. Ayrıca yakışıklı. Yani çocuklarınıza bu genleri verebilecek bir adam karşınıza çıktıysa, size arabayla değil tankla bile çarpsa, yargılamazsınız canım, şükredersiniz. Abartma. Evet Cansu, abartma. Ben o kadar da beğenmedim. Ha? Kesinlikle doğru yoldayım bak. Ya sen bana koca bulmaya çalışacağına iş ve ev bulmaya çalışsana. İşten kovuldum. O pislik de bana evi boşalt dedi. Tatlım sen hiç merak etme. O iş bende. En yakın zamanda sana gayet güzel bir iş bulacağım, tamam mı? Sen evi falan düşünme. Dilediğin kadar bende kalabilirsin, tamam mı? Eşyalarını da bizim sitenin deposuna yerleştiririz. Bu arada gönlüne göre ev bakarsın, ha? Çok iyi fikir. Bak, ben de bu arada Levent'in evinde daha sık kalırım. Çalışmalarıma da hız kazandır. Çalışmalarıma derken? Yeni bir kitaba başladım da. İçinde inanılmaz taktikler var. Adı Evliliğe Giden Yol. Yine mi kitap? Yine kitap. Ne? Hayır yani resmen arkadaşlığımızı sorgulatıyorsun Cansucuğum. Söyleyeyim. Benim niye hiç haberim yok bu kitaptan? Canım sana nasıl bahsedebilirim ki? Sen böyle şeylerden pek hoşlanmıyorsun. Hani Soner seni çok seviyordu, sana çok bağlıydı. Sen taktik maktik sevmezsin ya. Biz gidelim artık Deniz. İyi hadi gidin bakalım. Görüşürüz. Tamam, kolay görüşürüz. Gelsin. Tamam işte akşama rezervasyon yaptırdım, ona göre buluşuyoruz. Tamam hadi. Tamam, hadi güle güle. Ah yok beyin beyin çalışmıyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Rezervasyonunuz var mıydı? Evet, Cansu Akman adına. Tamam, bakalım. Evet, D4 masa arkadaş sizinle ilgilenecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siparişi daha sonra vereceğim. Arkadaşlarımı bekliyorum. Tabii ki. Beklerken kokteyllerimizden denemek ister misiniz? Olur, teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Çıkıyorsun galiba Deniz. Evet. Erkencisin. Ben biraz daha buradayım. Çalışacağım. Biliyorsun Master Holding'in davasına hazırlanıyorum. Yani cuma akşamları kim mesaiye kalır ki? Tabii ki de ben ve sevgili patronumuz Ercüment Bey. Vallahi birileri kesinlikle terfi istiyor. Neyse ben seni şimdi tutmayayım. Hadi görüşürüz. Çıkıyorum derken kahve almaya çıkıyordum. Size de alayım o zaman ben. Süper. O zaman ben bir tane filtre kahve istiyorum. Görüşürüz. Ben o terfiyi sana bırakır mıyım acaba? Efendim? Ha, alo. Ezgi'cim ya, benim mesaiye kalmam gerekti. Ben gelemiyorum. Hadi ya. Tamam. Tamam canım, kolay gelsin. Tamam canım, sağ ol. Teşekkürler. Bana bak. Kıl kuyruk. İşine dön. Ne yaptınız Anadık? Şöyle. Herkes geldi. Full. Sen ne çizdin buralara ya? Gelenleri. Alo aşkım. Efendim hayatım işteyim şu anda, çalışıyorum ama. Aha. Yoğun, çok yoğun, o yüzden bugün çıkamayacağım maalesef. Hayatım biliyorum minnoşum doğum günün olduğunu, tabii ki biliyorum ama çok yoğun diyorum var, şu an çıkamam. Bak minnoşum söz veriyorum, yarın kaplanım bunu telafi edecek. Tamam, kaplanın söz veriyor yalnız, dikkatini çekerim, altını çizdim biraz önce, farkında mısın? Alo aşkım, minnoş.
Bitmişsin oğlum sen. Ya bunun var ya, olayı en az 2 ay sürecek böyle dırdır, biliyor musun? Bir de bana niye sevgilin yok falan diyorlar. İşte al, görüyoruz. Doğru. Evet. Doğru aslında. Hadi git sen, bakarım bunları. Yok canım, ben gitmem şimdi. Yani buraya kim bakacak, olur mu öyle şey? Ya git işte, aklım burada olmayacak zaten. Geçerim ben. Ha? Verim alamayacağız senden. Git hadi. Öyle. Tamam. Çıkıyorum Ezgi'cim, kapıdayım. Tamam, hadi bay. Hadi. Aa, Levent. Ben de tam çıkıyordum. Ne oldu aşkım, bir şey mi oldu? Merhaba bebeğim. telefonda bir şey anlayamadım da o yüzden geldim bizzat sormak için. Ezgi, kuzenin. Bundan sonra sana mı taşınacak? Telefonda anlattım ya sana durumu aşkım. Soner evden taşınmasını istemiş. Ezgi de malum işsiz. Evet evet, o kısımları anladım. Anlayamadığım şey, ben bundan sonra istediğimde sana gelemeyecek miyim yani? Yani eskisi kadar sık gelinmeyebilirsin tabii. Kalamam da o zaman. Yani rahat edemeyebiliriz aşkım. Biz dışarıda da rahat rahat görüşemiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Aşkım, artık ilişkimizden insanlara bahsetmeye başlasak nasıl olur? Yani bir yıldır beraberiz, aynı hastanede çalışıyoruz. İlişkimizi yakın çevremizden başka kimse bilmiyor. Evet ama durumları biliyorsun. Biliyorum. Böyle de gizli aşk yaşıyormuşuz gibi geliyor bana. Açıkçası bu durum beni rahatsız etmeye başladı. Haklısın. Ne yazık ki sana hak ettiğin ilişkiyi yaşatamıyorum. Hayır aşkım, ben öyle bir şey söylemek istemedim. Sen beni yanlış anladın. Ben seninle yaşadığım ilişkiden son derece mutluyum. Ama artık kızına ilişkimizi anlatabilsem... Ben de anlatmak istiyorum ama bunun için doğru zaman çok önemli. Ama elbette bu konuda aklımda bazı planlar var. Yani ilişkimizi kızına anlatacaksın, öyle mi? Yani. Evet. Gerçekten mi? Ya çok mutlu ettin şu an. sen şimdi ciddi ciddi Ezgi'lerle yemeğe gideceksin yani. Ay, hatta geç bile kaldım Levent. Aklımı başımdan aldın. Dinle beni. Sen de hep benimkini alıyorsun. Gitme sen. Kızları mı ekeyim yani? Ay yok, hayatta olmaz. Peki. Birazcık geciksen. Biraz olur. Olur o zaman. Hı. Teşekkürler. Hayatımın kadını. Benimle evlenir misin? Evet. Evet. Rezil oluyoruz şu an. Ya ne yapıyorsun ya? Benim hafif buz. Ne yapıyorsun? Gel ver şunu.
Ben gelemiyorum canım. Sonra anlatırım. Biraz daha kalırsam parçalayacağım bunları. Pardon, arkadaşlarınız gecikiyor sanırım. Gelemeyecekler. Yemek de almayacağım. Anlıyorum. Sizi bara alsam, sırada bekleyenler vardı. Olur. Pislik yüzünden bir de mahsur kaldım burada. Üç yılda karar veremediğini üç ayda karar verdin değil mi? Haysiyetsiz. Tabii ben sana fazla geldim. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim, bana yaşattığının bin mislini yaşatsan bunu. Bin mislini. Kör kuyulara düş inşallah. Etlerin lime lime olsun. Fareler kemirsin etini. Haysiyetsiz. Pislik. Zor bir gece sanırım. Yok artık ya, sen nereden çıktın? Sen hala böyle gergin olduğuna göre benim tavsiyemi dinlemedin. Bana bak, zaten canım burnumda, şansını fazla zorlama. Okey, sorry, korktum, gidiyorum. Pislik. Şşt. Şşt, barmen. En pahalı içki istiyorlar. En pahalı. Tam olarak öyle mi telaffuz etti? En pahalı mı dedi? Kim bu görgüsüz? Şu masa. Evlilik teklif etti az önce. O var ya o. Masaya bindirdikten ikinci suyu söylemiyordu. Bana kalkmış burada. Belaz. Pislik. Al abi git mutfağa. Çikolata, çilek bir şeyler hazırlasınlar, öyle versinler. Fare zehri daha uygun olur. Oo, durum şimdi anlaşıldı. Ağır olmuş. Doldur. Böyle dolduruyoruz falan ama böyle hızlı içersen çarpar yani, söyleyeyim. Bana bir şey olmaz. Ayrıca çarparsa da çarpsın. Bana bir şey olmaz, çarpan çarpmış diyorsun zaten ha. Soner'cim tekrar tebrik ediyorum. Teşekkürler. Gizemcim her şey için çok teşekkürler, sağ ol. Herhangi bir arzunuz, isteğiniz var mı? Her şey dört dörtlüktü değil mi? Olursa ben buradayım biliyorsunuz. Sağ ol güzelce. Tekrar tebrik ediyorum. Çok öpüyorum. Teşekkürler, sağ ol. Bu var ya bu. Üç yıl. Üç yıl evliliğin E'sini ağzına almadı. Bak, üç ayda. Üç yıl. At da böyle sağa sola at. Ananın evinde bu kadar rahat değilsindir ya. Şuraya bak. Çanta bir tarafta, telefon bir tarafta. Hayır yani. Düşünüyorum, düşünüyorum, anlamıyorum. Üç yıldır evliliğin E'sini anmayan adam kalkmış burada üç ayda evlenme teklif ediyor. Üç ay. Hem de arka masamda. Bak şurada. Şişt, parma. Şurada. Ya ben her şeyi anlıyorum da benim asıl anlayamadığım şey şu. Niye bu mekan, niye ben? Hı? Hı, hı ya, hı. Yok bir şey, hı. Özgür, ben çıkıyorum abi. Gizem'i de evine bırakacağım. Ben kalayım isterseniz. Yok canım benim, gerek yok. Sen git hadi. İyi geceler. Sen iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim hadi. Hadi. İyi geceler. Canım, hadi kalk yerine yat. Hadi bir uyansan mı, toparlansan mı? Kapatıyoruz çünkü. Sana bir taksi çağıralım. Ne dersin? Ev adresini hatırlıyorsun umarım. İnanabiliyor musun? Ana evi boşalt dedi. Pıstık. İnanamıyorum ben. Zaten genel olarak hiçbir şeye inanamıyorum bu gece. Nerede oturuyorsun? Adi. İstanbul'da. Çok açıklayıcı oldu gerçekten. Ben de bu açıklama bekledim. Gözüm. Belki bir pişmanlık. Bekleme. Ne yapacağım ben seni yaşma?
Hadi, hadi. Hadi kalk. Hadi gidelim. Hadi lütfen. Perişanlık ya, Allah. İyi, sen böyle bir güzel uyu. Bir daha karşılaşmamak ümidiyle. Ağlıyor musun? Hayır, ağlamıyorum. Ya, inanılmaz bir yalancısın ya. Hemen ikna ettin beni şu an. Ne oldu? Tamam, ağlıyorum. Çok mutsuzum. Her şey bu kadar zor. Tek istediğim şey beni birazcık sevmesiydi. Mutlu olmaktı. Sence ben çok mu çirkinim? Hayır. İtici miyim? Hayır. Gerçekten mi? Beni üzmemek için böyle söyledin. Hayır, söyledi. Hayır ya. Hayır. Hayır yani şimdi oraya doğru pek benim tipim sayılmazsın ama yani bence çok güzel bir kadınsın. Yani, doğalsın bir kere. Olduğun gibisin. Hatta en fazla olduğun gibisin. İçin dışın bir. Bunu da bu zamanda bir kadında bulmak çok zor artık. Bu anlamda özelsin. Da yüzüne yazıyor.
Hayır. Ben yapmış olamam değil mi? Ne ıslak bunlar ya? Bir de utanmadan beni bırakıp gitmiş. Hadi. Ablam ben ne yapayım? Belki de bir şey yapmadım. Benim sarhoş halimden faydalanmış. Pislik. Ben sana gösteririm cümleyi. Önce ben öptüm. İki iltifat duydum diye hem de. Lan nasıl bir ilgi açlığı var bende o pislik. Önce sen başlatmış oluyorsun. Şuraya bak, resmen kaçmış ya. Apar topar. Ya İzan bir teşekkür eder, ne bileyim böyle bir nezaketen de olsa ya. Resmen adını bile bilmediğim biriyle geceyi geçirdim. Ne yaşadığım da muamma. Yok Özgü, yok. Sen akıllanmazsın kızım. Aa. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne dediği saçması hareketler? Kapatır mısın suyu? Lütfen ya. Çok rica ediyorum ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ya. Rezilsin Ezgi, rezil. Telefonun neden kapalı? Bütün gece sana ulaşmaya çalıştım. Neredeydin sen Ezgi? Evde. Kapıcı az önce geldiğini söyledi. Anlat. Anlat. Oy, selam Gizem. Günaydın. Pablo'cum. Bana bir Amerikano ama normal bir Amerikano değil. Böyle double shotlı, suyu daha eksik falan. Sert bir şey yani. Kolombiya vereyim. Ver işte bir şey. Anladın sen beni. Şaşırt beni. İki olsun. Ne o? Dün gece hızlı geçti galiba. Abi sorma ya. Ben barda öyle çok uzun süre takılmam artık yani söyleyeyim. Akşamki kız sorun mu oldu yoksa? Abi sorun kelimesi o kızın bana yaptığı şeyin yanında o kadar masum kalıyor ki. Yani o kızın komplesi sorun. Komple böyle arıza. O kadar diyorsun. O kadar abi. Yani adresini hatırlamadığı için ben onu otele götürmek zorunda kaldım. Götürmez olaydım ya. Gerçekten yani bütün gece beni esir aldı. Yani bu ilk defa yaşadığın bir şey olmasa gerek. Abi gülme, gerçekten öyle bir şey değil. Zannettiğin gibi değil yani. Nasıl bir şey biliyor musun? Yani o güne kadar onu üzen bütün erkeklerin acısını kim varsa yani alayının intikamının acısını benden çıkardı. Yeter, hakikaten daha fazla uğraşamayacağım senin manyaklıklarınla ya. Gidiyorum ben. Git tabii git. Zaten en iyi bildiğiniz şey bu. Kaçmak. Senin için yaptığım onca fedakarlıktan sonra. Sen ne yaşıyorsun bu kafalarda? Ne fedakarlığı, sen ne diyorsun ya? Unutursun tabii, her şey unutuluyor değil mi işinize gelmeyince? Allah'ım biz nasıl bir modele çarptık ya? İyi be, gidersen git. Gidiyorum zaten. Git, ben de atarım kendime. Ne yapıyorsun ya? Git. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Git ya! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak. Ne yapıyorsun? Bırak atacağım. Ha, saçmalama. Saçmalama. Beni bu rezilliğin içinde düşünebiliyor musun? Canlandı mı yani gözünde? Çok iyi canlandı. Geçmiş olsun. Kolombiya yaptım. Kendine de yapsaydın. Ben çok içtim sabahtan beri, çarpıntı yapıyor. Kim o? Senin yüzünden oldu biliyorsun değil mi her şey? Barıştın mı bari Minnoş'unla? Arayı düzelttin mi? Değdi mi bütün bu olanlara? Çok güzel olduk abi. Su ver bana. Nasıl? Su ver. Ay Ezgi, inanamıyorum sana. Nasıl bu kadar şuursuz olabildin?
Hepsi o pislik yüzünden. Benim suçum yok. Yani koskoca şehirde o kadar mekan varken sen kalk arka masamda evlenme teklif et. Üzerine atlamamak için zor tuttum kendimi. Yani sen dua et. Ben sabah otel yerine hapishanede falan da uyanabilirdim. Ha yok. Yani sen yine kendini iyi tutmuşsun. Ben olsam hayatta tutamazdım. Nasıl tuttum bir de bana sor. Hayır yani sen de şehirde o kadar mekan varken oraya mı rezervasyon yaptırdın? Çok popüler diye duydum, ne bileyim. Pislik. Benimle beraberken yıllarca ben sana şiir seviyorum deyip köfteci balıkçı gezdirdi beni. Bak el alemin kızlarına. Ya ben sana kıyamam. Hayır, hadi Deniz'i anlıyorum. Mesaiye kaldı, işi çıktı. Sen niye gittin beni, orada kaldım tek başıma? Benim hastanede biraz işim uzadı. Uydurma. Telefonda konuştuğumuzda evden çıkıyordu. Evet, evden çıkıyordum. Tam o sırada Levent geldi. Konuşmaya başladık. Ne olduğunu anlamadım. Ben anladım. Niye ekildiğimi. Aslında ekmeyecektim. Sadece biraz gecikecektim ama. Neyse, zamanında çok ekmişliğim olduğu için bir şey diyemiyorum. Hı? Aynen öyle. Neredeyse yüzünü bile göremiyorduk senin. Aferin bana. Bak kendimi adadım. Karşılığını misli misli alıyorum. Neyse şimdi sen boş ver onu. Sana Serdar'la ilgili çok güzel haberlerim var. Serdar? Doğru düzgün biri ya, hatırlamazsın. Tamam, bana çarpan doktor. Aynen. Serdar Levent'in tenis kulübünden de arkadaşı. Hafta sonu kulübün yaz partisi varmış. Tabii ki biz de orada olacağız. Cansu hayatta olmaz, hiç uğraşamam. Bana sakın itiraz falan etme. Bugüne kadar başının dikine gittin, artık beni dinleyeceksin, tamam mı Ezgi? Neyse, ben kalkıyorum. İşe gitmem lazım. Sen ne zaman geçeceksin bana? Nakliyeciyle bekliyorum. İyi, onlar hadi. Gelsin önce depoya, sonra sana. Tamam. Ha, geldiler işte. Vay be. Şimdi bu evde o şekilsiz kızla mı yaşayacak? Abla biz hazırız, çıkalım mı? Bir dakika. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Saçmalama, ne teşekkür ya? Benim evim senin evin. Aa. Sen nasılsın? İyi misin peki? İyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Gerçi bugün biraz daha rahatladım. Gelmeden önce o pisliğe küçük bir mesaj bıraktım. Oh, iyi yapmışsın. Sen şimdi boş ver de onu. Hafta sonu kulübün partisine gidiyoruz ya, ona göre. Hayır ya Cansu, ne olursun. Bak vallahi istemiyorum. Ayrıca adam kim bilir günde kaç kişiyle muhatap oluyordur. Beni mi hatırlayacak? Aa saçmalama, niye hatırlamasın ya? Allah Allah, sen beni dinle, hatırlayacak diyorum sana. Efendim? Alo, Ezgi Hanım merhaba. Merhaba, kim arıyordu? Ben Doktor Serdar Öztürk. Serdar Bey, merhaba. Merhaba, telefon numaranızı hastane kayıtlarından aldım. Açıkçası nasıl olduğunuzu merak ettim, iyi misiniz? Teşekkür ederim, çok iyiyim. O günden sonra herhangi bir problem olmadı değil mi? Yok yok, hiçbir problem olmadı. Harika, buna sevindim. Bu arada bu çıkan numara bana ait. Eğer herhangi bir problem olursa arayabilirsiniz çekinmeden. Peki, kaydediyorum ben. Tamam, tekrar geçmiş olsun. Hoşça kalın. İyi günler. Hmm,
Bak bir de beni hatırlamaz diyordun. Adam seni unutamamış ki hatırlasın. Adam alt tarafı fazla düşünceli, o kadar. Ay saçmalama, neresi düşünceli ya? Aa, görmüyor musun? Baya baya yazıyor sana, telefonumu kaydet falan. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Kesinlikle oldu bu iş. Ay Levent arıyor. Benim çıkmam lazım hayatım. Sen keyfine bak. Burası senin evin, tamam mı? Tamam canım. İyi eğlenceler. Öptüm. Manzaran ne kadar güzelmiş. Fena değil işte. Sen ne kadar tatlı bir şeysin böyle. Tesla, gel oğlum. Gel. Oh Feyzo. Adı Tesla mı? Evet. Çok kıpır kıpırdır, hiç yerinde durmaz. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Ne kadar güzel isim koymuşsun. Fotoğrafları göstereyim mi sana? Aa, göster. Gel bakalım, beğenecek misin? Aa çok iyi. Ben bayağı fotojenikmişim ya. Olduğumun çok daha üstünde. Yok, olduğun daha iyi. Photoshop yok değil mi bunda? Hayır, Photoshop yok. Ama bence normalde gayet iyisin. Başlık da bayağı mükemmel. Hem de öyle çok daha yakından tanımadan. Bir de yakından tanısam diyorsun yani. Kim anlamış acaba? Ha, Cansu'nun bahsettiği kitap. Bakalım ne yazıyormuş. Kendinize ait bir hayatınızın olması önemli. Mutlaka hobileriniz olsun. Hobilerim arasında aldatılmak, terk edilmek, işten kovulmak olur mu? Değişik diller öğrenin. Daha İngilizce daha var, yudan öteye geçemedik, nasıl olacaksa. Ha. Yemek. Yemek yapmayı öğrenin. Bak bu olur. Yani yemek yapamasan bile
iyi ev yemeği yapan bir yerle anlaşabilirim. Yavaş. Kim bu yanda oturan saygısız ya? Hayır yani belki hastayız. Belki sevgilimizden ayrıldık, üzgünüz. Ki öyle. İnsan bir düşünür. Siz dua edin evdeki ilk gece. Yoksa ben kapınıza gelip haddinizi bildirmeyi bilirdim. Terbiyesizler. Millet eğleniyor tabii. Özgür. Özgür kapı çalıyor. Özgür. Asıl sen kimsin? Özgür'ün sevgilisiyim. Bence sen öyle zannediyorsun canım. Çek ki şuradan. Hop. Nereye? Evime. Özgür nerede? Duşta yıkanıyor. Çek şuradan. Ya ne yapıyorsun? Hadi, manyak manyak hareketler yapma. Ya, hadi canım, hadi canım. Ya bırakır mısın beni? İçeride kıyafetlerim var. Ben bırak beni. Ben kıyafetlerimi getiririm. Hadi. Bırak, bırakır mısın beni ya? Yürüyün mü? Bekle burada. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Bırakır mısın? Özgür! Özgür! Oh! Oh ne güzel! Allah! Zevksiz! Özgür! Özgür! Kapıyı aç! Al, al canım, al hadi kıyafetlerini, hadi! Bırak beni! Hadi bakalım, git, hadi git! Özgür. Ay. Özgür sen ne yaptığını zannediyorsun? Özgür neredesin? Özgür. Özgür bana bunu nasıl yaparsın ya? Sakin ol. Kimsin sen? Çık çabuk. Sakin ol. Ben yan dairede oturuyorum. Sakin ol. Cansu yok mu? Bakma. Yine mi sen ya? Senin burada ne işin var? Ben nasıl bir şakanın içerisindeyim ya? Asıl ben nasıl bir şakanın içerisindeyim? Kim o ya? Ne oluyor? O manyağın teki. Biz sadece bir gece birlikte olduk bununla. Kendisini sevgilim falan zannediyor bu. Yani eve geldi birden. Evde de başka kadın görünce bu delirdi. Anladın mı? Onun üzerine saldırdı falan. Şimdi benim peşimde. Baştan söylesene. Hemen kapıyı açayım. Ha çok komiksin. Sen geçen gün evin adresini hatırlayamıyordun be. Ben sana böyle mi davrandım? Dalga mı geçtim sana? Evet. Daha kötüsü onun yerine beni otele götürdü.
Bıraksa mıydım öyle barda seni? Evet, en azından kimse benden faydalanmazdı. Faydalanmak mı? Ne münasebet ya? Asıl sen benden faydalandın ya. Mağdur olan benim ya. Öptün beni ya, öptün. Üzerime saldırdın yani. Sen hatırlamıyorsun tabii o geceyi. Neler neler, neler yaşattın bana. Hatırlatsana o zaman biraz, hatırlamıyorum. Ben o geceyi ne hatırlamak istiyorum ne de hatırlatmak istiyorum. Öyle de beter bir geceydi yani. Aman iyi be, amma vırvırlandın. Aa, yani kötü bir gün geçirmişim, kendimi biraz dağıtmışım. Ne var bunda? Biraz mı? Biraz mı? Yani sabah teşekkür etmeyi böyle apar topar kaçmandan belliydi zaten. Yazık sana ya, çok yazık yani. Bak gözünü seveyim, Allah'ın adını verdim ya. Niyeti bozdu bu kız, gebertecek bizi. Ne olur bir şey de şuna, yok de falan gönder ya. Çok rica ediyorum, ne olursun bak ilişiyorum şuraya. Gönder. Bilmiyorum, bakacağız artık. Buyurun. Merhaba. Özgür burada mı? İçeride mi saklanıyor? Evet. Yani buradaydı ama kaçtı. Ben sesi duyduğumda aslında ona engel olmaya çalıştım. Çünkü bence de artık birinin ona haddini bildirmesinin zamanı gelmişti. Ay maşallah su gibisin. Bakmaya doyamıyorum. Senin gibi birine bunu yapan, yani inan bana elimde olsa onu sana seve seve veririm. Bir saniye düşünme. Şimdi tatlım, bence sana hiç kendini daha fazla yıpratma. O birkaç gün dönmez. Hatta o galiba taşınacaktı, ifşa oldu. Herkes anladı bunun ne olduğunu. O da ben taşınayım dedi. O yüzden sen onu bence unut. Yani onun gibi haysiyetsiz, üçkağıtçı, yalancı biri için hiç değer mi kendini üzmeye? Güzelliğine yazık. Kıymıyorsun. Bak senin gibi kızın kıymetini bilememiş. Gel bak gel. Sokakta onun gibi binlercesi. Evet. Sen daha iyilerine layıksın bence de. Bence doğru diyorsun. Evet hadi gel gel. Kıymetini bilen birine git. Haklısın. Görüşürüz. Tabii. Cilt bakımı çok önemli bu arada, iyi yapmışsın. Hadi canım, hadi, hadi. Ya niye bakıyorsun, hadi sene. Dergiyi basıma girdiniz mi? Hayır. Tamam, girmeyin sakın, beni bekleyin. Tamam. Bay Mükemmelmiş. Göstereceğim ben sana Bay Mükemmel'i. Geliyorum, geliyorum. Müessesemizin ikramı. Ya teşekkür etme fırsatı bulamamıştım sana. Çok da mahcubum. Teşekkür ederim. Bir daha tekrarlanmazsa sevinirim. Elimden geleni yapacağım bunun için. Sen burada kalan kızın arkadaşı mısın? Kuzeniyim. Bir süre buradayım. Çünkü pislik ev boşaltmanı söyledi. Evet. Sence de garip değil mi? Kesinlikle çok garip. Yani Tunuş'la birlikte yaşadığımız evdi. Sırf kontrat onun üzerine diye ki o zamanlar kirasını, depozitosunu, her şeyini ben ödedim. Onu demiyorum. Onu kastetmemiştim ben aslında. Böyle karşılaşıyoruz ya sürekli. Onu diyorum. Evet, bu da çok garip. Yani kesinlikle çok garip. Ben de bugün bunu düşündüm, seni düşündüm. Yani seni derken böyle garip garip sürekli karşılaşmamızı. Artık komşu olduğumuza göre çok da garip olmayacak karşılaşmamız. Evet. Bu arada hala tanışmadık. Değil mi? Evet. Özgür ben. Ezgi. Memnun oldum. Ben de. E?
Ezgi. Cansu. Tamam, görüşürüz o zaman. Hoş geldiniz. Aa, selam. Hayır, olamaz. Ne oldu? Bu yüzündeki ifade. Ne var? Yan komşuyla tanıştın değil mi sen? Evet de. Ne oluyor ya, yan komşu kim? Kısaca yanlış erkeğin vücut bulmuş hali diyelim. Yani bay yanlış. Eve giren kızı bir daha görmedim, o kadar söyleyeyim. Hoş, açıkçası ben de tanımıyorum ama tanımak da pek istemem. Yani Ezgi'nin kesinlikle uzak durması gereken biri, öyle mi? Kesinlikle. Canım, bak o bugüne kadar beraber olduğun hiçbir erkeğe benzemez. Kendini 2 dakikada yatakta, 5 dakikada kapının önünde bulursun. Sakın onunla baş başa falan kalayım deme. Yok, aman daha neler. Bak Ezgi, sakın. Kuzum, bak yanlış erkeklerden uzak duracağına söz verdin. Hafta sonu doktorla tanışacaksın. Hissediyorum o senin kısmetin. Ayrıca yaz bitmeden sen parmağına o yüzüğü takarsın. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Bir de Soner'den önce evleniyormuş. Neden olmasın? Dur da. Dur, ben bir kahve yapayım uzun. Biraz sert olmuş tabii. Yani çok ağır olmuş, çok ağır eleştirmişler ya. Kıza ne yaptıysa artık. Ha. Ne haber Ferdi? Selam. Hadi hadi. Ha, ha. Ne var ne yok? Valla ne olsun, hep aynı böyle. Tabii. El patron, ne istersin? Ne tercih edersin daha doğrusu? Böyle sert bir şeyler. Beni biliyorsun oğlum, en sertinden. Tereddüt etme yani. Tabii. Nedir abi sizde böyle bir? Manidar manidar gülüşmeler, bakışmalar, böyle haller, bir şeyler. Yok. Ne oluyor? Genel haller. Genel? Hı. Röportajın mı çıkmış? Ha evet ya, aynen. Ya bakmasan daha iyi, aynı şeyler işte. Çok iyi değil mi ya? Ha? Böyle bir fazla övmüş değil mi? Böyle bir abartmış, böyle fazla bir gereksiz yükselmiş, bay mükemmeller falan ha? Yükselmiş bay. Ya kıza da çok ayıp oldu biliyor musunuz ya? Ne aksiyonlar, ne aksiyonlar. Bir arayıp özür dilesem hiç fena olmaz. Umarım öyle çok kızgın değildir yani. Yok, hiç sanmıyorum kızgın olduğunu. Versene oğlum, ne saklıyorsun ya? Boş ver ya, ne yapacağız? Aa, versene be abi ya. Çık. Bay yanlış mı? Bay yanlış ne ya? Bana mı diyor bay yanlış? İki ilişkileri tercihlerim beni ilgilendirir. Tercih derken ne demek istemiş bu tercih? Beni ilgilendirmez. Şunu bir okuyayım ya. İş hayatında son derece başarılı ve istikrarlı olan Özgür Atasoy, ne yazık ki aynı şeyi özel hayatında yakalayamadığını itiraf etti. Aşka, evliliğe inanmadığını, şimdiye kadar onun için hiçbir kadının önemli olmadığını ve olamayacağını dile getirirken bu tercihine saygı duyulmasını istedi. Fotoğraflar güzel ama. Yani sol taraftan daha bir böyle sert çıkıyorsun, erkeksi çıkıyorsun sanki. Sanki soldan mı versen acaba bütün pozlarını? Bu arada el patron, hangisini tercih edersin, hangisini saplayayım? Ay, ay başıma gelen. Ay Ebru, başımıza gelen. Tamam, gel. Gel, yaslan gel.
Ebru bu ne? Bu ne yavrum bu ne? Bu ne çocuğum bu ne? Ben boy boy torunlarım olacak diye bekliyorum. Oysa gazetelere, dergilere röportaj veriyor boy boy. Benim inancım kalmadı evliliğe diye. Bir de saygı duyacakmışım Ebru. Duymuyorum işte. Ama anneciğim sen abimi tanıyorsun. O böyle özgür ruhlu birisi bir kere. Ben de suç tabii, ben de suç. Ben çocuğumun adını niye Özgür koydum? Ben tabii Özgür koyunca çocuk her istediğini yapar Özgür Özgür. Ben çocuğun adını Ali Veli Süleyman koysaydım benim çocuğum çoktan evlenmişti. 3 tane boy boyda torun vermişti bana. Anne ne alakası var ya, Allah Allah. Söyle bakayım, yengenin kaç tane çocuğu var? 3. 3'ü de erkek. Evleneli kaç yıl oldu? 3. Al işte, hepsi de abinden küçük. İşte yengen arıyor. Açman sakın. Ay, sakın. Sesini açma, dayanamam. Her şeyi görmüştür. Ay katlanamayacağım. Ay bayılıyorum. Tansiyonum dök. Anneciğim Allah aşkına nereden duyacak da görecek de arayacak ya? Görüyor bütün arama motorları onun emrinde. Her gün giriyor abinin adını yazıyor. Hakkında ne haber çıkmış. Her şeyi araştırıyor, öğreniyor. Ay o zaman bir şey diyeyim, kesin görmüştür biliyor musun? Ebru. Benim bu olaya el atma zamanım geldi de geçiyor ya. Bak şimdi, herkese haber ver, tamam mı? Eş, dost, tanıdık, tanımadık, kim var kim yok, yurt dışını, herkese haber ver. De ki, annem abimi evlendirecek kız arıyor. Herkes düğüne gelsin. Elbet birini beğenecek. Ebru, yavrum, benim adımda Sevim Sevgu yaz bitmeden ben bu abini evlendireceğim. Bak görsen, merak etme çocuğum, üzülmeyelim tamam mı? Hadi çocuğum sakin ol. Hadi ara herkes. Sakin ol çocuğum. Sen de. Vallahi bittin ya. Zafer bittim. Rezillik ya. Cümleleri çek nereye istersen yani. Evet biraz ağır olmuş. Biraz mı? Biraz mı? Aa işte Ebru arıyor. Kesin annem de gördü ya. Hadi ya. Efendim abicim. Ha abicim. Biz röportajını okuduk da. Ne çabuk ya. Ne çabuk yani. Ya sakın itibar etmeyin ha. Ciddiye almayın yani. Art niyetle yazılmış, asla bana ait olmayan şeyler. Yani evet abi de sen işte gel bunu bir de anneme anlat ya. Resmen fenalık geçirdim biliyor musun? Görmen lazım yani. Tabii kadın yıllarca oğlunun aile kuracağı günü beklerken böyle şeyler okuyunca yıkıldı. Annemi biliyorsun. Bilmez miyim? Neyse ben konuşurum onunla, sen merak etme. Ben konuşursun da abi işte bu sefer halledebilir misin bilmiyorum ya. Yani seni evlendirmeye bu sefer fena taktı. Bana dedi ki eşe, dosta, akrabaya haber ver, abine kız baksınlar. Ya senin görüp beğenmen için hepsini tek tek düğüne davet ediyor. Yok artık ya. Vallahi bak, yani bu sefer işin zor. Ben haber vereyim diye aradım seni. Tamam abicim, tamam. Öpüyorum ben seni, tamam. Konuşuruz yani. Tamam, öpüyorum. Anladığın üzere annem röportajı okumuş, delirmiş. Hadi ya. Sevim teyzeyi biraz olsun tanıyorsam seni evlendirmek için düğmeye çoktan basmıştır, eminim. Ebru'nun düğüne bütün bekar kızları çağıracakmış. Senin bu düğüne kesinlikle yalnız gitmemen lazım biliyorsun değil mi? Kesinlikle. Şu evi basan deliği al götür işte. Ne güzel. Hem Sevim teyze görünce yani oğlum bu kızla evleneceğini hayatı boyunca bekar kalsın daha iyi diyebilir. Yok demez. Çünkü onun asıl derdi beni evlendirmek değil ki. Onun asıl derdi torun sahibi olmak. Yani torunla kafayı bozmuş. Anladın mı? Yani harcar beni torun için. Evet dostum. İşin zor. Sana hayatta başarılar. Ben biraz mutfağa bakayım. Sıkma canını. Diyeceğim de. Aşk olsun Ezgi. Yani niye ben böyle haberleri başkalarından duyuyorum acaba? Anneciğim çok haklısın. Ben sadece seni üzmemek için söylemedim. Yani sen bana sonuçta o pislikle aynı evde yaşama dedin. Ben seni dinlemedim, geldiğim sonuçta ortada. Neden bahsediyorsun kızım sen? Evden bahsetmedin mi sen? Ne evi? Aman ben niye yanlış anlıyorum sürekli. Boş ver anneciğim, boş ver. Yahu ben yeni erkek arkadaşından bahsediyorum. Doktormuş öyle mi? Ay çok sevindim Ezgi'ciğim. Yani bana bak. Cansu anlata anlata bitiremedi.
Ay dedim çok şükür yani kızım sonunda kendine uygun doğru dürüst bir adam buldu. Çok sevindim annem. Anneciğim daha ortada bir şey yok. Nasıl? Ne demek bir şey yok? E hani hafta sonu çıkacak mısınız ya? Yani buluşacağız derken aynı ortamda bulunacağız. E tamam işte aynı şey. Ezgi. Bak ben hissediyorum kızım yani anneler hisseder. Göreceksin bu çocuk kesin senin kısmetin olacak. Kesin. Ben sana bugüne kadar hiç böyle bir cümle kurdum mu? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum kızım. Ne? Gelemem, işim var burada. Tamam, sen sor. Babanızla kurduğunuz ilişki, bağ kurduğunuz ilk erkek olması dolayısıyla gelecekteki özel ilişkilerinizin belirleyicisidir. Doğru. Resmen seçtiğim bütün erkekler babama benziyor. Her şey onun yüzünden. Ne yapacağız peki? Ne mi yapacaksınız? Aradığınız erkekte olmazsa olmaz 7 özelliği belirleyip bundan asla taviz vermeyeceksiniz. Yanlış erkeklere son. Senden bahsediyor. Evlenmek istiyorsanız yanlış erkeklerden uzak durun. Yani koca bulmak için ders çalışanı da ilk defa görüyorum. Ben sana kedi al demiştim, kitap almışsın. Of çok biliyorsun. Versene bakayım şimdi. Şişt, bırakır mısın onu? Ya ver. Bir saniye sadece ya bakıyorum. Kötü bir niyetim yok ya, bakacağım sadece. Bu kitap sadece kadınlar için yazılmıştır. Asla bir erkeğin eline geçmemelidir. Oo, ben şu an evde kalmış kızların kutsal kitabını ele geçirdim. Ne kadar ayıp ya. Allah iyiliğini vermesin ya. Gerçekten o kitabın işe yarayacağını düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Tabii erkek doğruysa. Erkek doğruysa mı? Bana bir anlat bakayım şu doğru erkek nedir? Şimdi bak biliyorum. Bunlar sana uzak kavramlar. Evet. Ama senin için tanımlamaya çalışacağım. Aha, dinliyorum. Sadık. Hı hı. Bencil olmayan. Hı hı. Anlayışlı. Hı hı. Saygılı. Duygusal. Şeyi unuttun ya, itaatkar. Yani lafımı dinlerse fena olmaz. Senin bu anlattıklarına birebir uyan bir arkadaşım var. Hemen tanıştırabilirim seni. Tesla! Tesla gel oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Ne kadar güzelsin. Sen de çok komiksin gerçekten. Vallahi sen daha komiksin çünkü... yani hayallerini içine etmek istemem ama öyle bir erkek yok. Vallahi yok yani. Esasında öyle bir kadın da yok. İşte burada yanılıyorsun. Çünkü ben öyle bir kadın. Yani eğer ben varsam o da vardır. Hatta tam bu özelliklere sahip biriyle tanıştım. Hafta sonu buluşacağız. Buldun ve buluşacaksınız. Vay be. Ya küçükken benim hayali bir arkadaşım vardı. Onunla sohbet ederdik falan. Seninki de o minvalde bir şey sanırım. Böyle hayali sevgili gibi falan. Pardon da nereden çıkartıyorsun hayali olduğunu? Ya sen daha 2 gün önce Hüngür Şakır'ı ağlamıyor muydun benim kollarımda başka bir erkek için? Bunu hangi ara buldun? Ben bulmadım. O beni buldu. Kendisi son derece kibar, yakışıklı bir doktor. İtiraf et, hasta numarası yaptın onunla tanışabilmek için. Saçmalama, arabasıyla çarptı bana. O daha beter, arabanın önüne attın kendini. Ya, aa, deli misin, nesin? Bak böyle dalga geçmeye devam edersen gireceğim içeri. Tamam, 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 sakin. Şimdi ben doğru mu anlıyorum? Yani prensip olarak sen bundan sonra yanlış erkeklerle birlikte olmayacaksın. Hep doğru erkeklerle olacaksın. Kararın bu yönde değil mi? Kesinlikle. O zaman sana bir tüyo vereceğim, hazır mısın? İyi dinle. Doğru erkek veya yanlış erkek diye bir şey yoktur. Kadınlar ve erkekler birbirlerini şekillendirirler. Yani aslında erkekleri şekillendiren kadındır. Yani işin özünde doğru davranan kadınla yanlış davranan kadın vardır. Ha, yani yine kadınlar suçlu değil mi? Ya çok pardon da sendeki bu kadın düşmanlığı tam olarak nereden geliyor? Annen küçükken hiç sevmedi mi seni? Hı? Evet, beni doğurken ölmüş. Çok, çok affedersin. Gerçekten ben bilmiyordum. Kusura bakma.
İşte senin problemin bu hayatım. Hemen inanıyorsun sen her şeye ya. Hemen inanıyorsun ya. Çünkü aklınla değil kalbinle düşünüyorsun sen. Bu da senin aslında kuralları bilmemenden kaynaklanıyor. Kural mı? Hı hı. Ne kuralıymış o? Şimdi şöyle anlatayım. Kadın erkek ilişkisi mükemmel bir planlama ve hassasiyet gerektiren güç oyunudur. Bu oyunda sevgiyi ilk gösteren her zaman kaybetmeye mahkumdur. İlişkilerinde her zaman ilk arayan sendin değil mi? Yani ilk seni seviyorum diyen, her zaman özür dileyen, hep alttan alan, özel günlerinde hediye falan alan hep sen oldun. Hatta senin sevgilin senin doğum günü böyle kuru kuru geçiştirirken sen hep böyle coşkulu coşkulu doğum günü partileri, sürprizler falan. Ay evet. Ha, işte ben de onu diyorum. Sen bu şekilde davranmaya devam ettiğin sürece onlar da sana bir hiçmişsin gibi davranmaya devam edecek. Sen de hep yalnız kalacaksın. Hadi ya. Gerçekten mi? Madem o kadar biliyorsun sen niye yalnızsın? Kendine bak önce. Hayatım benimkisi bir tercih. Benim yalnız olduğum sen nereden çıkardın? Ben kendi hayatımı kendim yönetiyorum. Bir mecburiyetler var, bir de tercih var. Senin gibi aşkı hormonlardan ibaret zanneden, ilişkileri sadece eğlence aracı gören birinden nasihat almayı reddediyorum. İhtiyacım. Sen bilirsin. Gelip sonra bana yine ağlama, tamam? Ya niye ağlıyormuşum sana şomağızlı? Ağlamayacağım. Her şey güzel gidecek. Varsa da var Cansucuğum. Bak ben seviyorum onları. Mutluyuz biz ya. Deniz. Ay yok beni hiç karıştırmayın hiç. Levent. Evet. Evet Ezgi'cim. Aslında sen o çizgileri sevmiyorsun. Neden? Çünkü aslında o çizgiler senin yaşadığın kötü anılar. Ama izin verirsen ben o çizgileri hemen sileceğim. Merak etme. Yaşadığın kötü anılar kadar canını acıtmayacak bu iğne. Aynen. Şart mı? İstemiyorum. Şart. Şart. Şöyle düşün. Kendini gelinliğinle hayal et. Takacağın tek taşı düşün. Ha? Bir düşün bakayım. Düşün. Düşündüm. İstemiyorum, yaptırmayacağım. Teşekkürler Levent. E tamam Ezgi. Peki bari boşa gitti misin? Haydar Haydar bir kere de yerinde olur be.
duş alıyordum ben. Birden sular kesildi de. Böyle bir dışarı çıktım bakayım dedim bana. Akıyor mu sende? En son akıyordu. Sana yardımcı olmak isterdim ama acelem var. Ha, dersime çalıştım alırım diyorsun yani. Sonucu merakla bekliyorum. Belki vazgeçmiştir. Hayır canım, olur mu öyle şey? Ezgi, arkanda ayı var. Aa, Numan abi. Nasıl, güzel olmuş muyum? Onlar kaybetti Numan abi. Serdar geldi. Serdar mı geldi? Yalnız mı geldi? Yalnız. Ne yapıyoruz şimdi? Bana hemen söyle. Biz mi yanına gidiyoruz? Hayır tabii ki. Onun gelmesini bekleyeceğiz. Levent de zaten görünce yanımıza gelecektir selam vermek için. Yalnız lütfen bak. Şaşırmış gibi davran, tamam mı? Anlamasın bak geldiğini. Ay tamam, merak etme. Levent. Serdar'cığım. Durun bir haftaya oturur. Telaş etme. Gel. Nasılsın? İyi, sen? Gayet iyiyim. Cansu Hanım, merhaba. Merhaba Serdar Bey. Ezgi Hanım. Aa, Serdar Bey. Çok şaşkınım şu an. Ben burada sizi görmeyi hiç beklemiyordum. Peki, nasılsınız? Teşekkür ederim Serdar Bey. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim ama şu Serdar Bey kısmını bırakalım. Sadece Serdar desen yeterli. Geçen gün ufak bir kaza yaşamışsınız. Cansu bahsetti. Evet, öyle talihsiz bir olay yaşadık. Evet, Ezgi de Cansu'nun kuzeni. Hatta şu anda belli bir süreliğine birlikte kalma kararı verdiler. Biz de onu kutluyorduk. Öyle mi? Evet. Peki neden? Eviniz tadilatta falan mı? Hayır, aslında tam olarak şöyle oldu. Aa! Sen ne yapıyorsun? Neredeyse Soner'i anlatacaktın. Daha neler? Aa! Leke falan kalmadı. İyisiniz değil mi? Yok yok, gayet iyiyim. Alkol zaten birazdan uçar gider. Hava sıcaktı, serinledim diyelim. İçkini tazeleyeyim ben en iyisi. Teşekkür ederim. Ah, kimi gördüm? Hayatım gel bak, seni kimle tanıştıracağım. Biz hemen geliyoruz, keyfinize bakın. Biz gayet iyiyiz. Hadi bana biraz Ezgi'den bahset. Yani Ezgi kimdir, nelerden hoşlanır? Ne bileyim, bir günü nasıl geçer yani? Ezgi'den. Konuştuklarımızı sakın unutmuyorsun, tamam mı? Sen artık ayakları yere basan, ne istediğini bilen, hedefleri olan, başarılı, sosyal ve yetenekli bir kadınsın. Yani öyleymiş gibi yapacaksın. Kızlar dinliyorum ama saçmalamayın. İlişkiyi yalanlar üzerine mi kurayım? Yalan demeyelim. Birazcık abartacaksın sadece. Ayrıca bugüne kadar dürüst olduğunda ne oldu? Madalya mı taktılar? Taktılar. Da madalya değil. Haklısınız. Tamam. Ezgi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. Bir organizasyon firmasında yöneticilik yapıyor. Gayet güzel. Ayrıca spor yapmaya da bayılırım. Bir süre ara vermiştim, sonra dayanamadım. Kickboks'a başladım. Kickboks? Bu arada ben de çok uzun zamandır tenis oynuyorum. Ayrıca dans etmeye de bayılırım. Vals, salsa, cha-cha, hepsi var. Bir de Japonca kursuna yazıldım. Ne demişler, biliysen biliysen. Japonca? Enteresan. Ayrıca yemek yapmak özel ilgi alanım. Hatta ben bunu biraz daha profesyonel düzeye taşıyayım dedim. Bir uzak doğu mutfağı kursuna yazıldım. Japonca öğrenirken o da çıksın dedim aradan. Aslında bu hafta kursa başlayacaktım. Ama bir hayvan barınağında gönüllü çalışıyorum. Engelli hayvan barınağında. Orada nöbetçiyim. O yüzden haftaya kaldı. Ezgi, bir şey soracağım. Bunların hepsini hayatına nasıl sığdırabiliyorsun peki? Boş durmayı hiç sevmem.
Sen gerçekten çok özel bir kadınsın bence. Hafta sonu ne yapıyorsun? Belki baş başa bir yemek yiyip yine sohbet ederiz. Hafta sonu benim çok önceden verilmiş bir sözüm var. Bana hafta arası da uyar. Hafta arası da biliyorsun hastanede çok yoğunum ben. Hiç sorun değil. Sende numaram var zaten. Sen beni ararsın. Evet. Ya bir arkadaşımı gördüm. Ona selam vermem lazım. Salak. Ne? Ne? Çekil. Yok ya, olmaz ya. Bu hiç olmaz zaten. Fişek vereyim mi? Boydan boya yakayım burayı. Böyle yakayım, Pablo, alev alsın. Konsantreyim şu an. Bir şey arıyorum yani. Bana lütfen bana sarma ya. Başkasına sar. Burayı yakayım mı? Lokal. Hı? Kendi kum havuzunda oyna sen. Hadi. Espriyi duydun mu? Kum havuzu. Gizem, sevgilim olur musun? Ben. Tamam. Şimdi böyle. Ya numaradan ya. Mış gibi yapacağız. Yani öyle birine ihtiyacım vardı. Arıyorum. Ama dur bir saniye ya. Annem seni tanıyor. O duyguyu geçiremeyiz. İnandırıcı olamayız. O yüzden olmaz yani. Neyse, ben tutmayayım seni. Sen devam et. Elin ayağın titredi. Nefesin kesildi. Ne oldu? Hı? Titreşim buraya kadar geldi. Bir şey oldu. Ne oldu? İşine bak. Kırk bak. Biraz mola. Nasıl gidiyor? Abi nasıl gitsin? Gitmiyor yani. Bunların hiçbiri uygun değil. Nasıl uygun değil abi ya? Telefon rehberinde 1000'e yakın kadın var ve hiçbiri olmuyor mu yani? Abi 1000'e yakın kadın var da yani... kim numaradan benim sevgilim olmayı kabul etsin ki yani? Diyelim başta etti. Başta etti. Ya sonra fikir değiştirirse? Annemi arayıp böyle arkamdan bir takım işler çevirirse, o zaman ne yapacağız? Yani böyle bir ihtimal var. Ayrıca gerçekten sevgilimmiş gibi davransam durum daha da vahimleşiyor. Neden? Çünkü düğünden sonra onu terk ettiğimde annemi arayıp her şeyi mahvedebilir. Anladın mı? Evet, böyle bir ihtimal de var. Yani bu kız öyle bir kız olmalı ki hem sana bir konuda çok ihtiyaç duyacak ki seni ispiyonlamasın. Hı hı. Hem de seninle sevgili olmak istemeyecek ki sonrasında sana yapışmasın. Abi işte o ilk dediğinde zaten sıkıntı yok. Ondan bol bol buluruz yani. İhtiyaç duyacak diyorsun ya, onda okey yani. Evet. İkinci dediğinde zaten mevzu patlıyor. Anladın mı? Evet. Neyse, ben daraldım. Eve geçiyorum. Sen tamam. Tutun. Tamam, dikkat et. Su versene. Su değil de burayı yakayım mı? Su ver, sonra yak. Mutfağı yakıyorlar hep, bir şey demiyorsunuz. Burayı da yakalım. Yine her şeyi batırdın. Aferin sana Rizki, aferin. Özgür Bey. Haydar Haydar. Hanımefendi çantasını aldı, haber veremedim, kusura bakmayın. Hangi hanımefendi? 1.73 boylarında beyaz, armut vücut tipli, kalçalardan kilo almaya müsait, baba tarafından göçmenlik olduğunu sezinlediğim hanımefendi. Şeyma'yı diyorsun, tamam tamam. Çok sağ ol ya Haydar, sağ olun. Ya estağfurullah Özgür Bey ya, sizin misafiriniz benim misafirim. Yani bugün bana, yarın size. Ya biz burada büyük bir aileyiz ha. Bekliyorum arkadaşlarla. Haydar, rast gel. Evet. Ney? 50'ye yakın bekar kız mı gelecek düğüne? Ebru, annem kafayı yemiş olabilir mi? Bak çok ciddi soruyorum bunu. Yedi tabii. Haber vermediğimiz insan kalmadı ki. Yurt dışındakilere bile haber verdik. Avustralya'dan bile gelecekler var. Ne diyorsun ya? Ya yani annemin fotoğrafını yollaması yetiyor. Bir de tabii maddi durumumuzun iyi olduğunu da biliyorlar. Ya ayrıca benim abimden daha yakışıklısını mı bulacaklar ya? He? Abinle mi konuşuyorsun? Ver, ver, bana özür, da ver. Abi özür dilerim. Yakalama, özür dilerim. Ver. Oğlum. Anneciğim. Aramasak arayacağın yok çocuğum. Anneciğim deme öyle, arıyorum biliyorsun ya. İşler yoğun. Yani bilmesen de tahmin ediyorsundur. Ay Özgürcüğüm, ben de çok yoğunum. Bu düğün işleriyle uğraşıyorum yavrum. Yurt dışında bile misafirlerimiz var. Anneciğim yalnız ben o düğüne yalnız gelmeyeceğim.
Tamam, arkadaşlarınla mı geleceksin? Yok anneciğim, kız arkadaşımla geleceğim. Bir süredir görüştüğüm bir kızcağız var benim, hanımcık, onunla geleceğim. Aa, ne diyorsun Özgür? Bana hiç bahsetmedin yavrum bundan. Daha tanıma aşamasında olduğum için ben de öyle bahsetmek istemedim şimdiden. Ne olur ne olmaz, seni de ümitlendireyim istemedim yani. Nazarda var yani, bir de sakınmak lazım tabii. Ay, şükürler olsun, çok sevindim. Bana bak, beni kandırmıyorsun değil mi? Yok anneciğim, hayır. Hayır anne. Ay tamam oğlum. Ama bak, son anda yok işi çıktı, yok dişi ağrıdı, yok başı ağrıdı, o oldu, bu oldu. Hiçbirini tanımam bak Özgür. Beni çok üzersin yavrum. Hayır anne, hayır. Öyle bir şey yok. Tamam çocuğum, çok sevindim ben. Hadi dört gözle bekliyorum. Bay bay. Ne olmuş? Abinin sevgilisi var ve düğüne sevgilisiyle geliyor. Çak. Çak. Oh. Ne güzel adamı etkilemişsin. Özel biri olduğuna inandırmışsın. Hafta sonu ne yapıyorsun diye sorulur mu salak? Bekle, sakin ol. O zaten soracak. Her şeyi berbat ettim yine. Haklı, çok haklı. Ben erkeklere böyle davranmaya devam ettiğim sürece onlar da bana böyle davranacak. Ben de hayatım boyunca yalnız kalacağım. Bir de hava yapıyorum. Nasihat alacak falan değilim diye. Ne güzel öğretecek bu kuralları. Evde mi acaba? Ne yapacağız oğlum? Ha? Fikrin var mı? Nasıl yapacağız bu işi? Gururun sırası değil Ezgi. Bu kuralları öğrenmem lazım. Yoksa bir başarısızlıkta da atacağım kendimi şuradan aşağı. Sakin ol. Sıkıldın değil mi bütün günlerden? Koşturayım mı seni? Ha? İyi misin? İyi misin? Vallahi görmedim. Yemin ediyorum canım. Çok özür dilerim ya. Ya ne bileyim burada gezindiğini senin. Bakayım, bakayım. Kalk, gel, gel. Sen zararsın hayatıma. Kafamı yarıyordun neredeyse. Hayatım 1500 kere özür dedim ben. Ne bileyim oradan girdiğini, senin gezindiğini. Ya kusura bakma, gerçekten çok özür diliyorum ya. Tamam ya, tamam. Zaten böyle bir akşam anca böyle son bulabilirdi. Boşa gitti hazırlıklar desene. Yani aslında tam olarak boşa gitmedi. Bence etkilendi benden. Etkilenir tabii. Ta ki sen işte fazla konuşup üzerine gidene kadar. Ya sakın bana ilk adım adım görüşme teklif ettiğini falan söylemeye gel. Bunu gerçekten yapmış olamazsın ya. Sen üzerime dinleme cihazı falan mı yerleştirdin? Ya cihaza gerek mi var sence? Cihaza gerek mi var ya? Ben seni gördüm kapıdan çıkarken ya. Işıldıyordun ya. Hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikteydin yani. Sen bu şekilde böyle buraya tek başına üzgün geldiysen bu senin yaptığın böyle nasıl diyeyim? Devasa bir salaklık yüzündendir yani. Başka açıklaması yok. Sen az önce bana tam olarak hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikte olduğumu mu söyledin? Böyle iltifat falan. Sen biliyor muydun? O iltifat gibi değil de daha çok senin işte yaptığın salaklığın büyüklüğünü vurgulamak için. Bunu anlatmak için yani. Tamam. Kapatalım orayı. Geçmiş. Sen bugün kurallardan bahsetmiştin. Evet, sen de ukalalık yapıp dinlememiştin. Sonra bana ağlayarak gelme demiştin ben, değil mi? Tamam. He. Öyle oldu diyelim. Sen peki o kuralları paylaşmak, yardım etmek falan ister misin? Yani bu kız öyle bir kız olmalı ki hem sana bir konuda çok ihtiyaç duyacak ki seni ispiyonlamasın, hem de seninle sevgili olmak istemeyecek ki sonrasında sana yapışmasın. Şşt. Hey, yardım etmek ister misin? Edeceğim, sana yardım edeceğim. Ama bir şartla. Bir geceliğine sevgilim olmayı kabul edersen.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.